Efendi Hazretlerinin efendim nasıl güzel bir çığır açtığını ve nasıl yaptığını, nasıl başardığını, hani devrimleri nasıl devirdiğini. Demişler ya, Kenan Evren'e kasıp kavurduğunuz ne kasıp kavurması demiş. Şu Fatih Çarşamba'da bir imamı yerinden kımıldatamadım demiş. Allah-u Teala izin vermedi mi zarar veremiyor. Tabi meşhur hadis-i şerif, mevtül alim ki mevtül alem. Alim öldü mü alem ölmüş gibi oluyor. Neden? Çünkü Allah-u Teala Hazretleri kıyamete yakın ilmi alacak buyuruyor Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İlim gitti mi cahillik gelir. Cahillik oldu mu rüsvaylık olur, edepsizlik olur, ahlaksızlık olur, toplum bozulur. Allah-u Teala sonunda o topluluğu helak eder. Şimdi Efendi Hazretlerimiz, Üstadımız Mahmud Efendi Hazretleri sadece Türkiye'miz için değil, dünya için çok önemli bir zattı. Dünya bunu anladı, biliyordu ama biz bilmiyorduk, biz farkında olamadık. Çünkü balıklar suda ne yaparlarmış? He? Yağmur duasına giderlermiş. Bizimki o hesap. Hindistan'dan işte alim, şeyh efendiler gelmiş. Bunlar tebliğ cemaati adıyla müsemma. Efendim Hindistan'da kurulmuş bir cemaate mensuplar. Ama dünyayı geziyorlar. İşte cami-i şeriflerde izin verilirse, değilse otellerde sağda solda Kur'an kurslarında kalarak gittikleri bölgede dünyayı geziyorlar. Emri bil maruf ve nehyanil münker yapıyorlar. Böyle güzel bir iş. Gelmişlerdi. Dediler ki, biz dediler Hindistan'da medreselerimizde derse başlamadan evvel Mahmud Efendi Hazretlerinin kutsesuru hayatını ders olarak işliyoruz. Sıralı her gün derse başlamadan, mesela biz talim mütalim okuyoruz veya işte medrese adabı nasıl olur? O kitapları oku. Onlar Hindistan uleması medreselerinde Efendinin hayatını okuyorlar. Efendi Hazretlerinin efendim nasıl güzel bir çığır açtığını ve nasıl yaptığını, nasıl başardığını, hani devrimleri nasıl devirdiğini. Demişler ya, Kenan Evren'e kasıp kavurduğunuz ne kasıp kavurması demiş. Şu Fatih Çarşamba'da bir imamı yerinden kımıldatamadım demiş. Allah-u Teala izin vermedi mi zarar veremiyor. Bak, Efendinin hayatını yapıyorlar. Niye? Her şey var çünkü. Her şey var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den aldığı, bulduğu hiçbir şeyi şu şöyle dursun dememiş. Efendi Hazretlerimiz almış, tatbik eylemiş cemaat. Tıpatıp aynını yapmaya çalış. Ona da bir şey katmamış. Hani ya günümüzü uyduralım yakınla filan. Yok yok yok, öyle bir şey yok. Yani şimdi diyelim Cumhuriyet'in kurulduğunu varsayalım. Bir tane sarıklıcık beli yok Çarşamba Şerifli. Şuradan birisi geliyor diyor ki efendim bak diyor bende sarıklıcık beşal var. Hanımım da Çarşamba Şerifli. Siz de böyle olun diyor filan. Bu sünnettir. Resulullah'ın sünnetidir. Şimdi bile diyenler var, hangi çağda yaşıyorsun filan, bazı zom kafalar diyor da. Ama anlayan çoğu anladı, işi çözdü artık. Allah-u Teala kalbine müminlerin bir efendim basiret verdi elhamdülillah. Rabbim o basireti gün be gün müzdad eylesin. Şimdi insanlar tabii şaşkınlıkla bakıyor. Cemaatler dağılıyor. Efendim camide tabii vaaz veriyor üstadımız. Hırkayı Şerif Camii'nin o zaman imamı. Vaiz yani orada. Cemaat de ağlıyor. Bakıyor cemaat bitecek. Efendi babanın yanına geliyor. Üstadına. Ali Aydar Efendi Hazretleri diyor ki efendim siz cübbe sarık şal var sakal buyurdunuz anlatın. Bu sünnet zail oluyor, yok oluyor. Mahmud'um buna çok değin buyurdunuz. Lakin cemaat kalmadı. Efendi Hazretleri ne yapacağız? Ne buyuruyor Ali Aydar Efendi Hazretleri? Oğlum hiç cemaat kalmasa da sen bunu anlatmaya devam et. Kalmasın. Giden gider. Anladın mı? Devam etti mi? Etti. Ne oldu? Efendi yolda yürürken 10 tane adamla karşılaşsa, bu adamların onu da sakalsızsa, onunla da sakal bıraktırmak için her birine yarım saat veya birine 2 saat harcamak gerekiyorsa harcardı. Ve o adama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sakalı şerifini bıraktırırdı. İnsanımız bilmiyor. Bilse bırakacak. Mesela sakal kazımanın 4 mezhepte haram olduğunu bilmeyen Müslümanlar var. Şu anda bile var. Efendinin bu bereketiyle yetiştirmiş olduğu hocaları ne yapıyor? Bir yere gidiyoruz, bir vaaz ediyoruz. Hemen bir iki kişi sakal bırakıyor mesela. Sakal duası. Sakalın duası diye bir şey yok da hani şeyde. Hani bıraktın diye teberrüken açıyoruz ellerimizi. Ya Rabbi sen kabul et. Sünnettir işte. Bir ibadet yapılmış. Ona dua ediyoruz. Ayrı mesele. Ama iki kişiye bıraktırıyorsun. 4 kişi daha var sakalsız. Diyorsun sen de bıraktın mı? O ık mık yapıyor. Öteki mık mık yapıyor. Hiç daha uğraşmıyoruz.
Ben gideceğim, çocuklar bekliyor. Veya gideceğim, işim var. Biraz dinleneyim, şuna bakayım, buna bakayım. Mesai sarf edemiyoruz. İşte onun için bir tane efendi var. Mahmud Efendi Hazretleri onun için bir tane. Onun için müceddit. Onun için bütün dünyanın, Müslüman alemin, ümmeti merhumenin imrendiği büyük bir alim. Çünkü mesaisine, zamanına Allah için acımıyor. Harcıyor. Ne kadar harcarsa harcasın. Acımıyor. Malı da öyle. Efendi Hazretleri yüce bir şahsiyetti. Cemaat-i Müslümin. Dünya için önemli bir zattı. Cenab-ı Hak aramızdan aldı. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed.